O zihniyet işte o 28 Şubat'ın da arkasındaki zihniyet. Bugünle ilişkiyi doğru kurulması açısından vurgulamak istiyorum. Yani batılılaşmayı sadece şekilden ibaret sanan, ilericiliği sadece aklını batıya teslim etmekten ibaret sanan bir zihniyet. Ve maalesef o zihniyet bu ülkede taş üstüne taş koymadığı gibi ülkemizde uçak yapmak isteyen Reci Hürkuşları, Nuri Demirağları ne yaptı? Durdurdu. Devrim arabası gibi büyük projelere engel oldu ve bu ülkeye Batı'nın teknolojisini, ilmini, fennini, bilimini getirmedi. Sadece işte ceketini getirdi, müziğini getirdi, dansını getirdi ve bunu gelişmişlik olarak sattı. Sadece işte ceketini getirdi, müziğini getirdi, dansını getirdi ve bunu gelişmişlik olarak sattı. Dönemde o zaman Abdülhamid'e yapılanların benzerlerini yaptığını hatırlayalım. Cumhuriyet mitinglerini hatırlayalım. Danıştay saldırısını hatırlayalım. Parti kapatma davasını hatırlayalım. MİT müsteşarımızı tutuklama girişimini hatırlayalım. Gezi olaylarını, 17-25 Aralık yargı darbesi girişimini, hendek kalkışmasını, Kobani olaylarını, şehirlerdeki canlı bomba eylemlerini ve son olarak 15 Temmuz'u hatırlayalım değerli kardeşlerim. Hamdolsun milletimiz bu taarruzların son adımı olan 15 Temmuz'da bu zihniyete dur dedi. Aynen Çanakkale'de 18 Mart'ta 1915'te gösterdiği kararlılıkla dur dedi. Bu kahraman millet küllerinden doğdu değerli kardeşler. Bu kahraman millet küllerinden doğdu değerli kardeşler. Hamdolsun. Menderes'i astınız. Özal'ı zehirlediniz. Erbakan Hoca'ya darbe yaptınız. Ama Tayyip Erdoğan'a darbe yaptırmayız dedi. Bu millet ne dedi? Abdülhamid'i yediniz, Erdoğan'ı yedirmeyiz dedi.